Varsa hayat güzel demektir. Sen varsın baba. Bir de Betüş. Ama ne olursa olsun ben artık bu şatoda yaşayamayacağım. O zaman Betüş'e git Eda. O seni anlar. Ona olanları anlat. Annen aklını başına toplayana kadar sana destek olur. Haklısın galiba baba. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım kızım benim. Hadi bakalım Çilek. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Bakalım pastanın tadı nasıl olmuş? Nefis olmuş. Beğendiğine sevindim. Beğenmek mi? Bayıldım. Bunu kafenin en güzel yerine koyacağım. Günün spesiyali bu pasta olsun. Hayır, olmaz. Onu amcama yaptım. Amcana mı yaptın? Aa, sen bu amcanı çok mu sevdin bakalım? Azıcık deli ama çok iyi biliyor. Bence de. Anne Eda teyzemize benziyor. Bak bu da doğru. Merhaba Betüş, ben geldim. Aa, iyi peri lafının üstüne gelirmiş. Bak kim geldi. Eda'cığım, hoş geldin. Ne haber? İşte. Aa, bak bakayım, sen bir şeye üzülmüş gibisin. Bir terslik mi var? Var. Annem yine yapacağını yaptı Betüş. Ben bu süresi de kalabilir miyim? Aa, dur bakayım, otur şöyle. Anlat bakalım, neler oluyor? Ya olmaz bunlar. Eda bunların hiçbirini beğenmez. Yarısı kocamış. Genç olanlar da yakışıklı değil. E ama hayatım hem yakışıklı hem düzgününü bulmak çok zor tabii. Tabii bulsak biz alırız değil mi? Hadi gel başkalarına bakalım. Bakalım. Tabii ya. Tabii ya. Tabii ya. Aklıma harika bir fikir geldi Duducuğum. Ne? Eda'yı Harry Potter'la baş göz edelim. Bizim Harry'yle. Evet. Ay bunu niye daha önce hiç düşünmedik? Vallahi olur mu olur. Genç, yakışıklı. Eda'nın da çok yakın arkadaşı. Ya. Ama önce bir çocuğa da danışmak lazım değil mi? Bakalım isteyecek mi? İyi. Ben gidip hemen ağzını arayayım. Aman Duducuğum sen bu işi bana bırak. Hayır çocuklar çok iyi arkadaşlar. Boşu boşuna aralarını bozmayalım. Ne olur ne olmaz. Pıt 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 pıt. Demek annem sihirleri daha iyi tutsun diye seni bir erkek periyle evlendirmeye karar verdi. Ya sorma Betüş, gözü dönmüş gibi. Bulduğu bütün bekar perileri kolundan tutup şatoya getiriyor. Ay, aynı bir zamanlar bana yaptığı gibi. Şimdi seni daha iyi anlıyorum Betüş. Aşık olduğun adama niye bu kadar sevdiğini, niye bir periyle evlenmek istemediğini hepsini anlıyorum. Keşke ben de senin yerinde olabilseydim. Ay canım benim. Merak etme. İstemediğin biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim. Annem bu işten vazgeçene kadar gelir bende kalırsın. Hı? Ay. Hayatlarını kurtarmaya çalışıyor. Belki nedenlerin yüzünden istediğimiz sonuca ulaşamadı ve karşılıklı anlaşarak neydi ama sorun ne? Sorun ne? Beşiktaş'ın o sezon şampiyon olamaması. Yani, dikkat etsene Firuze.